Babacığım. Hey. Ne oldu? Hadi söylesene. Söyleyemem. Karnım. Yoksa kötü bir şey mi oldu? Bunu anlamıyor musun? Gerçekten mi? Evet. Demek bir çocuğumuz olacak. Sonunda. Bırak şunu hemen. Artık hiç iş yapmaman gerekiyor. İndir beni. İndir dedim lütfen. İndirsene. Asla. Lütfen bize yardımcı olun. Emrinizdeyim. Memnuniyetle yardımcı olurum. Hiçbir şey yapmayın. Darısı benim de başıma. Böyle aşık bir çifti görmek her zaman çok güzel. Korkarım seni, artık tanımıyorum. Artık emin ellerdesin. Ben devam edeceğim. Artık her şey üçümüz için. Mutluluğunuz beni çok sevindirdi. Hadi bakalım inatçı eşek. Beni durduramazsın. Çocuğum olacağı için çok mutluyum. Yavaş yavaş. Çocuğunu düşünmelisin. Zaten düşünüyorum. Burada bir sürü bitkiniz var. Bu bitkilerin hepsi bir şeye iyi geliyor. Kekik ve mürmer mucizeler gerçekleştirir. Ve marul da bebeğin güler yüzlü olmasını sağlar. Bir denesene. Gerçekten deneyeyim mi? Tadı gerçekten çok güzelmiş. Ne kadar istersen benden alabilirsin. Bahçemde çok fazla yetişiyor. Hatta istersen kasayla bile alabilirsin. Bana karşı çok naziksiniz. Bunu neden yapıyorsunuz? Sizin de çocuğunuz var mı? Çok teşekkür ederim nazik bayan. Hayatım, sepet boşaldı. Bahçe kapalıydı. Orada kimse yok. Gerçekten yok. Aman tanrım, neyin var? Neye ihtiyacım olduğunu biliyorsun. Bana yardım et. Lütfen. Yani marulları çalayım mı? Lütfen. Thank you.
Marullarımı nasıl çalarsın? Bu ne cüret? Lütfen. Kapı kapalıydı. Karım marul yemediği zaman ölecek gibi oluyor. Demek öyle. Marul yemediği zaman ölecek gibi mi oluyor? Evet. O zaman taşıyabildiğiniz kadar alabilirsiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Durun. Ama bir şartım var. Bana bir konuda söz vermelisiniz. Ne isterseniz. İstediğim tek şey çocuğunuz. Ne? Çocuğunuzu istiyorum. Çocuğumuzu mu? Hayır. Bunu bizden bekleyemezsiniz. Pekala. Ama bir düşünün. Marullar olmazsa sonunda ikisi de ölecek. Hayır. Sana çocuğumuzu vermeyeceğim. Asla. O halde ben de sana marul vermeyeceğim. Marul, marul, marul. Annenin sağlığına iyi gelir ve çocuğun dünyaya gelmesini sağlar. Bunu ancak bir şartla veririm. Karşılığında çocuğunuzu alacağım. Ve ona iyi bir anne olacağım. Marulları getirdin mi? Bulabildin mi? Ne oldu? Sen harika bir adamsın. İyi bir baba olacağından eminim tatlım. Artık her zaman marulumuz olacak. Kızımızı sakinleştirdin mi? Evet, çok derin bir uykuda. Ah marullar, artık onlara ihtiyacım yok, onları atabilirsin. Senin neyin var? Ben bebeğimize bakacağım. Bekle, sana bir şey söyleyeceğim. Tamam, sadece bakıp döneceğim. Hayır, buna gerek yok. Bu da ne demek? Nerede olduğunu biliyor musun? Yaşlı kadın çocuğu istedi. O lanet marullar karşılığında. Sen ne yaptın peki? Çocuğu vereceğime söz verdim. Ne? Ne yapsaydım yani? Marullar olmadan nerede söylüyordun? O halde ölmeme izin vermeliydin. Peki ya çocuğum? O da mı ölseydi yani? Bunun için bir şey yapamayız. Bildiğim şeyi sana öğreteceğim. Senin için her şey iyi olacak. Sen beni zengin edeceksin çocuğum. Ve ben de seni. Sana şey diyeceğim. Rapunzel. Hadi bakalım, endişelenme. Her şey iyi olacak. O artık benim çocuğum. Hop 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 koş, hadi yürü bakalım. Hop, hadi bakalım. Sana söz veriyorum. Hadi.
İkiniz de çok sevimlisiniz. Rapunzel! Neredesin? Sepetin doldu mu? Buradayım anne. Sana bunu hep söylüyorum. Yakınımda durmalısın. Nedir bu? Ama o doluydu. Gerçekten. Sana içine bir kumaş koymanı söylememiş miydim? Çok üzgünüm. Sersem sepet. Onu sepetçiye götüremez miyiz? Beni iyi dinlemelisin. Beni dinlemezsen hiçbir şey öğrenemezsin. Pekala. Saraya gideceğiz. Yeni bir tane almalısın. Gerçekten saraya mı gideceğiz? Bu beni çok mutlu etti. Ama arabanın arka tarafında oturacaksın. Biliyorum. Durun. Prensim, lütfen bekleyin. Hayır, beklemeyeceğim. Bekleyin. Beni bekleyin lütfen. Orada girişte. Durun. Lütfen baba, onları benden uzak tut. Durun. Majesteleri, acaba prens odasında mı? Şimdi odasında. Biraz yatağında uzandı, dinleniyor. Yatağına mı uzandı, bundan emin misiniz? Onu daha yeni gördüm. Biraz önce önümden geçti efendim. Hiç sanmıyorum. Çoktan uyumuş olmalı. Onu ağır çalışmalarınız yüzünden çok fazla yoruyorsunuz. Çok yoruluyor. Ama hiçbir şey yapmadık. Sadece onu almak istiyordum tırmanış için. Tırmanış mı? Evet. Oğlumuz en ufak zorluklara bile dayanamıyorsa ileride nasıl kral olacak? Korkarım sana benzeyecek tatlım. Ne demek istiyorsun sen şimdi? Artık bir prensin kamp yapmasına, tırmanmasına, yüzmesine falan gerek yok. Bunlar gereksiz şeyler. Ve şimdi benim istediğim olacak. Artık hareket edemiyor. Ne kolunu ne bacağını kaldırabiliyor. Hiçbir yerini oynatamıyor. Bunu abartmıyor musun? Hayır. Biraz bile mi? Biraz bile. Bana izin ver. Oğlunun bacaklarını ovacağım. Bekle. Prensim bekleyin lütfen. Neden onu biraz rahat bırakmıyorlar prensim, ki? Prensim. Çok uzun süredir buradayız. Sürekli onu arıyorlar, biliyor musun? Endişelenme. O nereye gideceğini biliyor. Majesteli. Uşak, sen hep oğlumla birliktesin değil mi? Belki de biraz şey yapması gerekiyordur, tırmanması. Majesteleri. Rapunzel. Sen arabada kal. İnsanlar hain ve kötülük doludur. Bu yüzden her yerde çok dikkatli olmalısın. Her zaman insanlardan saklanmak zorundayız. Abartma. Hemen döneceğim, sonra yola devam ederiz. Hadi canım. Biraz daha kalamaz mıyız? Senin adına çok korkuyorum. Seni kaybetmek istemiyorum hayatım. Anlıyor musun? Sen sahibi olduğum tek şeysin. Hadi. Devam edin, devam edin. Ama neden bir ipe tırmanmam gerekiyor ki? Prensim, kudretli bir krala hiçbir yol engel olmamalı, o yüzden. Ama merdiven diye bir şey var. Sadece birkaç metre, daha sonra işiniz bitecek. Evet, evet, daha evet, çok güzel. Daha fazlasını yapamıyorum. Gittikçe güçleneceksiniz. Sıkı tutunuz. Ailenizi düşünün. Sizinle gurur duyuyorlar.
Sorun nedir tatlım? Hadi prensim. Daha hızlı. Koş. Şimdi bana teşekkür etmeyecek misin? Ne için? Gerçi özür de dileyebilirsin. Çünkü arabayı mahvettin. Evet, biraz. Pekala, teşekkür ederim. Ya da affedersin. Bir kuş gibi uçuverdin. Öyle mi dersin? Evet, ama uçamayan bir kuş gibi. Kuşlarımın hiçbiri uçamıyor. Hepsi kafeste. İstersen sana gösterebilirim. Benimle birlikte saraya gelsene. Olmaz. Bunu yapamam. Neden? Sana izin veriyorum. Prensim. Prensim. Hadi. Bir yeriniz incindi mi efendim? Neden kimsenin seni görmesini istemiyorsun? Bunu annem istemiyor. Gerçekten uçamıyorlar mı? Bunu hiç denedin mi? O zaman da kaçıp gidiyorlar. Annen neden böyle yapıyor? Sürekli o arabanın arkasında kalamazsın. Kes şunu lütfen. Bir tane daha. Her şeyden 3 tane iyidir. Bekle biraz. Ne oldu? Prensim, o eşek sizi yakaladığı için ne kadar mutluyum bilemezsiniz. Prensim, siz iyi misiniz acaba? Annenizle babanız her yerde sizi arıyor. Şey, ben iyiyim ama... Tamam, geliyorum. Bekle, hemen geri döneceğim. Buyurun. Burada ne işin var senin? Beni prens davet etti. Bana kuşlarını göstermek istedi. Sen de hemen peşinden gittin. Biraz daha burada kalamaz mıyım? Hayır. Aa, lütfen. Hayır. Gitmemiz gerekiyor. Sürekli bir yerlere kaçıp duruyoruz. Hem de bu eski püskü arabayla. Hiçbir yerde uzun süre kalmıyoruz. Ve ben de hiç arkadaş edinemiyorum. Arkadaş mı? Arkadaşa ihtiyacın yok. Ben varım zaten. Neden benim hiç arkadaşım olmuyor ve senin? Bu olmaz. Kendimi bu kuşlar gibi hissediyorum. Hapsedilmiş. Ne yapıyorsun? Anne, ne yapıyorsun? Sen ne? Anne? Nereye gittin? Anne. Kapı nerede? Neredeyim ben? Güvenli bir yerdesin. Kendini koruyabileceğin bir yerde. Neden? Bunu gerçekten hatırlayamıyor musun? Hayır. Bilemiyorum. Seninle birlikte gelemez miyim? Lütfen. Pencereye yaklaş. Anne, neden sen de yukarıda değilsin?
Aynanın yanında altın bir tarak duruyor. Sana Rapunzel, Rapunzel saçlarını aşağı sarkıt dediğimde onu alıp saçlarını onunla tara. Saçların o kadar uzun olacak ki yere bile değebilecek. Ben de yukarı tırmanabileceğim. Gelmiş olmana çok sevindim. Evet çocuğum. Senin yanında olmayı ben de çok seviyorum. Her şeyi halledebildin mi? Evet. İşte bak. Gerçekten çok çalışkansın. Bu benim için mi? Bugün senin 18. doğum günün. Peki nasıl görünüyorum? Özel bir gün için özel bir kıza uygun özel bir giysim. Peki ya siz ikiniz de beğendiniz mi? Siz birbirinizden hiç ayrılmıyorsunuz. Anne, sence ben de evlenebilecek miyim? Hem de bu giysiyle. Anne, iyi misin? Neyin var? Merak etme, ben hep yanında olacağım. İhtişamlı bir erkeğin yanında bir kadın olması gerekir. Yoksa hiçbir şey beceremez. Belki de onun adına karar vermeni istemiyor. Buna kendi karar verir. Ama birini bilir. Buluncaya kadar bekleyecek miyiz? Sana biri bulunduğu zaman çok mutlu olmuştun, değil mi? Kimse senden izin istememişti. Ayrıca seçme şansı olabilir. Evet, senin seçtiklerin arasından. Ona göre birinin mutlaka çıkacağından eminim. Keşke neden bu kadar sessiz olduğunu bilseydik. Hiçbir şey söylemiyor. Ben evlenmek istemiyorum. Konuştu. Ama neden? Aa, üç prenses de geliyor. Üç prenses de geliyor. Gerçekten. Üç prenses de geliyor. Acele edin. Eğer bir kuş olsaydım, iki kanadım olsaydı, hemen sana uçardım. Ben bir teşekkür ederim. Teşekkür ederim, bu kadar yeter. Ne olacak? Buyurun. Ne
Gerçekten çok esnek. Canı yanmış olmalı. Buyurun. Buyurun. Çok tiz bir ses. Teşekkür ederim. Bir şey diyeyim ama majesteleri ben bilmiyorum ama... Ben de bilmiyorum. Prensim size gerçekten kimse söylemedi mi? Evlenmem gerektiğini mi? Bunu sadece ailem istiyor. Bu benim hayatım. Geri dönmemiz gerekiyor. Havanın kararmasına az kaldı. Önce sen saraya git ve annemle babamı sakinleştir. Ben biraz daha kalacağım. Hadi bakalım. Hadi. Rapunzel, Rapunzel, saçlarını aşağı sarkıt. Bak oğlum, bilirsin yanında birinin olması çok güzel bir şeydir, değil mi? Nerede kaldılar? Ve gereklidir de. Bizim yardımımız olmadan doğru kişiyi bulamazsın. Oğlum dışarı çık lütfen. Nerede o? Evet, nerede o? Rapunzel, Rapunzel, saçlarını aşağı sarkıt. Peki anne. Siz de kimsiniz? Sen muhteşem saçları olan kızsın. Beni tanımadın mı yoksa? Beni korkutuyorsunuz. Ben de her zaman korkarım. Beni tanımadın mı? Sarayda konuşmuştuk. O zamanlar ikimiz de çocuktuk. Hala hatırlamadın mı? İpe tırmanmaya çalışırken tutunamayıp senin arabana düşmüştüm. Şimdi hatırladın mı? Hayır. Gerçekten mi? Kes şunu lütfen. Güzel miydi? Her şeyden üç tane yapmak gerekir derler. Üç kere. Eskiden olduğu gibi. Prens? Evet. Sen o prenssin. Evet. Neden o zaman hemen ortadan kaybolmuştun?
Burada bu kulenin içinde ne işin var? Hem de bir kapısı ve merdiveni olmayan değişik bir kulede. Prens şimdi nerede? Acaba ne zaman geri dönecek? Saatlerdir onu bekliyoruz. Sevgili bayanlar, bunu ben de bilmiyorum. Ayrıca bu havada lütfen dışarı çıkmayın. Hadi 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 içeri 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 içeri. Ama prens şimdi nerede? Ama beyefendi. Ama beyefendi. Beyefendi. Bunu daha önce de düşünmüştüm. Evleneceksin. Evet, ama bunu görmen gerekirdi. Bir tanesi bütün gün süsleniyor. Bir tanesi bütün gün boyunca tuhaf şeyler yapıyor. Ve üçüncüsü de sürekli şarkı söylüyor. Peki hiçbir ilgini çekmiyor mu? Hayır. Hayır mı? Peki hiç evlenmeyecek misin? Evleneceğim. Evlenecek misin? Evet. Peki prensesinin nasıl olmasını isterdin? Senin gibi. Ben seni istiyorum. Benimle gel. Hayır, ben buradan ayrılamam. Ben annenle konuşurum. O beni anlayacaktır. Hayır, seni göremez. Neden ama? Neden bu kadar korkuyorsun? Bir daha buraya gelmeni istemiyorum. Rapunzel, Rapunzel. Saçlarını aşağı sarmalısın. Acele et, saklanman gerekiyor. Sen daha gir. Hayır, korkmana gerek yok. Lütfen. Rapunzel, Rapunzel, saçlarını aşağı. Tamam anne, lütfen. Bir şey mi unuttun? Sana güvenebilir miyim? Evet. Buraya hiç kimseyi almayacağına inanabilir miyim? Evet, elbette. Sadece seni korumak istiyorum. Evet, biliyorum. Anne, sana söylemek istediğim bir şey vardı. Ne vardı? Bana ne söyleyeceksin? Neden bu kadar gerginsin? Burada biri mi var? Hayır. Sandığın üzerinden in. Ayağa kalk. Neredesin? Prens, nereye saklandın? Prens, dışarı çık. Bana cevap ver. Burada olduğun için çok mutluyum. Kalbim yerinden çıkacak gibi atıyor. Ben de evlenmek istiyorum. Prens, seni seviyorum. Demek buradasın. Söylediklerimi duydun. Yani? Şimdi biraz sabırlı olmalısınız. Aynı benim zamanımda karımı beklediğim gibi. Ne diyordum? Ha, karım için beklediğim gibi. Hı hı. Ben de sizinle aynı yaşlardaydım. Tabii ki muhakkak kararı kendisi vermeli. Evet. Evlenmek istiyorum. İşte benim dediğime geldi, gördünüz mü? Hayır. Pekala sevgili oğlum. Üçünden hangisini seçtin? Bu
Bunu düğün günü açıklayacağım. İşte. Yarın mı? Evet, her şey hazır durumda. Bundan emin misin? Evet, yarın benim karım olacaksın. Hadi, bunu yapabilirsin. Yapabilirsin. Hayır, bu olmaz. Onu öylece terk edemem. Bana ihtiyacı var. O hep benimle ilgilendi. Beni çok seviyor. Ben onun sahip olduğu tek şeyim. Rapunzel, yapma. Affet beni. Rapunzel, geri dön. Rapunzel. Rapunzel, saçlarını aşağı sarkıt. Burada kim vardı? Hiç kimse. Bana yalan söylemeyi bırak. Burada kim vardı? Hadi söyle. Bunu kimden aldın? Ah. Ormandaki at. Atlı. Bu prensdi. Ona gününü göstereceğim. Onu rahat bırak. Ona bir şey yapma. Lütfen. Seninle kalacağım. Onu bir daha göremeyeceksin. Anladın mı? Senin neyin var? Gitmeme izin ver. Ona gitmek istiyorum. Çıkar beni bu kuleden. Burada kalacaksın. Sen bana aitsin. Sadece bana aitsin. Bana ait. Prensim, pes edemezsiniz. Ben ve karım da bir araya gelmeden önce zorluk çektik. Daha kötüsü olamaz. Ama bunun için savaşmanız gerek. Hayır. Bunun bir anlamı yok. Gördün mü? Buradan hiç çıkmayacak. Her şeyi burada. Belki onunla konuşursanız sizi evlendirmekten vazgeçer. Sabırlı olun.
Pencereyi kapatmamı ister misiniz? Hayır. Yarın evleneceğim. Size teşekkür ederim. Rapunzel! Prens! Bir şeyin yok, yaşıyorsun demek. Benimle gelmezsen ben de burada kalırım. Beni anladın mı? Buna hiç gerek yok. Seninle gelmek istiyorum. Gerçekten mi? Ne dedin sen? Evet, istiyorum. İstiyorum. Anne, buraya nasıl geldin sen? Saçlarını tara. Saçlarını taraman gerek. Daha çok tara. Rapunzel. 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 Rapunzel, neredesin? Neden saklanıyorsun? Kuleme hoş geldiniz. Ziyaretiniz beni çok sevindirdi. Rapunzel nerede? Ona ne yaptın? Bu ne kadar güzel bir gül. Çok da güzel kokuyor. Bu da sarayın bahçesinden mi? O benim gelecekteki karım Rapunzel için. Onu nereye sakladın? Onu saklamadım. O güzel kuş uçup gitti. Onu bir daha hiç göremeyeceksin. Güzel gül, güzel gül. Işık kaybolsun. Rüzgarla uçup gitsin. Gözlerim. Gözlerim. Ayağa kalk. Ona ne yaptın anne? Anne mi? Ben senin annen değilim. Annenle baban seni istemedi. Annen seni sattı. Sadece birkaç marul için. Seni ben aldım. Seni kendi çocuğum gibi büyütüp yetiştirdim. Peki ya sen? Sen ne yaptın? Bana nasıl ihanet edersin? Ayağa kalk. Bu senin suçun. Ona gitmeme izin ver. Hayır. Beni rahat bırak. Onunla kalmak istiyorum. Ona yardım edemezsin. Yürü diyorum sana. Sersem çocuğum. Yürü hadi. Gözlerim. Gözlerime ne oldu böyle? Hiçbir şey göremiyorum. Rapunzel'e ne oldu? Rapunzel! Rapunzel! Seni bulacağım. Seni bulacağım Rapunzel.
Seni bulacağım. Sana yardım etmem için bana yalvaracaksın. Duydun mu? Bekliyorum. Bekliyorum. Al. Daha çok ağlayacaksın. Rapunzel! Bana ihtiyacın var. Bana ihtiyacın var. Ben olmadan mahvolursun. Ancak benim sayemde yaşayabilirsin. Bir adım daha atayım. Yoksa dünyayı sana ziyaret ederim. Eşek. Bu sen misin? Eşek bana yardım et. Rapunzel'i nerede bulabilirim? Eşek. Geldin mi eşek? İleri gitmek istemiyor musun? Buraya kadar mı yoksa? Rapunzel'i burada mı bulabilirim? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostum. Rapunzel! Rapunzel, buraya gel. Beni duyuyor musun? Rapunzel, ben olmadan Rapunzel kaybolursun. Bana gel, kollarıma gel. Hadi. Hayır. Rapunzel. Rapunzel. Bana elini ver. Seni buradan çıkarayım. Bana gel. Rapunzel. Rapunzel!
prensesim. Acele et, kurtar beni. Rapunzel, sonunda seni yeniden buldum. Prensesim, seni çok merak ettim. Neyin var senin? Birkaç adım daha kaldı. Rapunzel, bana şarkını söyle. Lütfen. Bu sensin. Bu sensin. Seiner Seite leb ich gern, den Blicken bleib ich nicht mehr wirr. Prensim, sevgili prensim, yaşıyorsun. Gözlerine ne oldu? Aman Tanrım. Seni göremiyorum, biliyor musun? Seni asla bırakmayacağım. Seni daha iyi korumalıydım. Artık mahvolacaksın. Sen beni korumadın. Sen beni hapsettin. Sen bencilce beni sadece kendine istedin. Benim ne istediğimin senin için önemi yoktu. Neden aşkımızı yaşamamıza izin vermiyorsun? İnsanlar senin söylediğin gibi değil. Kalpsiz ve hain değiller. Evet, gerçekten gitmiş. Prensimiz geldi. Prensimiz geldi. Geldiler, gördün mü? Bilmiyorum. Berbat bir şey oldu. Berbat bir şey. Ne oldu? Prens, ne oldu? Öldü mü yoksa? Evet, hayır. Daha da kötüsü. Daha kötüsü mü? Daha kötüsü mü? Kuvvetli olmalısınız efendim. Prens bir eşeğin üzerinde oturan bir dilenciyle geliyor. Eşeğin üzerinde oturan dilenci mi? Çocuğum. Sonunda. Bana izin ver. Bekleyin. Bunun için daha zamanınız olacak. Önce karımla tanışmanızı istiyorum. Ne diyorsun sen? Kendine bir eş seçmeyi başarmış bak. Kendi kararını vermiş olması yeterince iyi. Beni tebrik etmelisin, sana söylemiştim değil mi? Hiç de bile. Peki sen kimsin çocuğum? Ne kadar güzel saçlara bak. Saçlara bak. Çok güzel. Benim adım Rapunzel. Rapunzel mi? Evet, Rapunzel. Bunu hiç duymamıştım. Neden ailen sana Rapunzel adını vermiş? Ailem beni tanımıyor. Beni bir büyücü büyüttü. Beni kaçırmış. Ve anneme de marullarla büyü yapmış. Bu yüzden ben de bu adı almışım.
Ne oldu? Neyiniz var böyle? Görüyorsun işte. Ne oldu? Neyiniz var böyle? Rapunzel bizim kızımız. Aa, ne dedi, duydun mu? Annesiymiş. Nasıl böyle bir şey olur? Sonunda kavuştular. Annesi gibi o da çok güzel. Seni kaybedince çok üzüldüm tatlım. Nihayet. Bu kadar gözyaşı yeter. Şimdi öğlence zamanı. İyi majesteleri, acaba düğün hemen mi yapılacak? Elbette. Mutlu sağ ol. Umarım ömür boyu. Biz de şimdi ailemizle ilgilenmeliyiz. Çok güzel görünüyorlar değil mi? Birbirlerine çok yakıştılar. Umarım hep böyle mutlu olurlar. Harika. Biz de şimdi ailemizle ilgilenmeliyiz. Şunlara bak. Aa, harika. Onlar kadar mutluyum. Birbirlerine çok yakıştılar. Evet. Ha 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 ha!